bakanlıktan karabiberin aklı için sıra bekliyorum. Onun bir sonuç çıkarsa inşallah nakil yapılacak. Şu an bir sıkıntım yok yani işin gerçeği. Ama sıra bekliyorsun karabiberin aklı için. Sıra bekliyorum. Bakanlıktan sıra bekliyorum. Sağlık Bakanlığı'ndan. Müslümanlara yönelik ürün yapıyor. Yağız olduğu için diyorlar. Şöyle yaşıyorum. Yani dönem dönem bir kere hastanede yattığım oldu. Hatta işte yoğun bakım. Boğazımda varisler oluştu. Kaşı yüksek kanamadan dolayı yattım. Mide kanamasından. Evet. Karaciğerimde sıkıntı çıktı. Stent taktılar. Çok zorlu bir ameliyattı. Bayağı uzun sürdü. Bayağı kaç gün komada yattım. Yoğun bakımda yattım. Ondan sonra yani şu an Allah'a şükür öyle bir sıkıntım yok. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti 90 yılından beri dünya şampiyonu çıkaramamış. Bir Sinan şampiyonu daha çıkmamış. Profesyonel olsun. Amatörde. Milli takım bazında. Yok çıkmadı. Yani, 100 tane yumruk atıyorsunuz. 100 tane vuruyorsunuz, 99 tane yiyorsunuz, bir yumruğa maçı siz kazanıyorsunuz, dayak yemediniz öyle mi? Ay yavrum bey, gel bir de onu bana sor. Vücutta kırılmadık kemik kaldı mı acaba? Açılmadık göz, kaş, altı kaldı mı? Mesela bir kulüple anlaşıp da gidiyorsanız iyi bir dereceye gitmeniz lazım özellikle. Bir Avrupa dünyada derece yapıp da gitmeniz lazım buraya. Profesyonel boksa. Tabii. Oraya gittiğiniz zaman size para verirler, sizi profesyonel yaparlar ve koruma altına alırlar o zaman. Para verip harcadılar mı harcamazlar. Fakat eğer altyapınız sağlam değilse yapmanın bir anlamı yok. Boşu boşuna amatörden de olursunuz. Mintama da giremezsiniz daha. Ve biter her şey. Kiralı katil oluyorsunuz sonuçta. Altyapınız yoksa silahla nişan almayı bilmiyorsanız nasıl kiralı katil olacaksınız? Değil mi yani? Yani profesyonel boks bir anlamda kiralık katil. Katil gibi bir şeydir yani ya. Sizi korunmaları lazım. Birilerinin sizi korunması lazım. Altyapının sağlam olması lazım. Bunu yeri geldiği zaman bu adım adımdır bu profesyonel boks. Bugün mesela 4 roundda başlasınız. 6 round, 8 round, 10 round, 12 roundda çıktığınız zaman dünya klasmanındadır. O zaten sokak işi yok. 10-12 rounddan sonra en büyüklerle dövüşmek zorunda kalırsınız. Kaçışınız yoktur o da. Şimdi siz şey gelmişsiniz ne anladı? Profesyonel boksu altyapınız yok. Kendiniz yetiştirememişsiniz. İki maç yapıyorsunuz. Güzel Türkiye standartlarına göre çok güzel para kazanıyorsunuz. Burnunuzu hemen yukarı doğru dikersiniz. Üçüncü maçta sizin kafanızın üstüne dikerler. Dikkat et abone ol.